Merhaba Emel Hobi ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda örmesi gayet kolay olan iki şişle çok güzel bir model çalışacağız arkadaşlar. Elinizdeki kalan ipleri değerlendirebilirsiniz veya bu şekilde batik ipleriniz varsa onlarla da bu örgüyü çok rahatlıkla örebilirsiniz. Anlatıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili açıp yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Şişime toplamda 37 tane ilmek attım ve görmüş olduğunuz bu haroşa sıralarımı ördüm. 2, 4, 6, 8 tane ilmeğimi kenar pati olarak ilerleyeceğiz. Aynı zamanda bu videoda arkadaşlar son ilmekler nasıl düzgün örülür onu da öğrenmiş olacağız. Kalan ilmeklerimizi desende öreceğiz. Şimdi hemen 8. ilmeğin altına bu ipimi bağlıyorum. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ipimizi buraya bağladık. Hemen örmeye başlayalım. Bu kenarı arkadaşlar arka taraftan uygulamasını yapacağız. Hem önden hem arkadan oluyor ama ben arka taraftan göstermek istiyorum size. Şimdi önden mutlaka bu iki ilmeği örmeden alarak başlıyoruz. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğimi de kenar pati olarak örüyorum. Yani düz olarak önden arkadan düz ilerleyeceğiz haroşalı ilmeklerimizi. Şimdi beyaz ipimi bırakıyorum. Renkli ipimi elime aldım ve bütün ilmeklerimi sıranın sonuna kadar bir sıra düz örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bu ipimizi sadece bir sıra önden düz ve bir sıra arkadan ters örerek kullanmış olacağız. Hemen ilmeklerimi sıranın sonuna kadar düz örüyorum. Evet arkadaşlar, bir sıra önden düz ördüm. Arka tarafa geçiyorum. Şimdi ilk ilmeğimi aldım. Renkli ilmeklerimi ters örüyorum. Bir sıra. Nereye kadar? Beyaz ilmeklere kadar. Bu şekilde örelim hemen. Örgümüzü örelim. Renkli ipimi elimden bırakıyorum. Beyaz ipimi bakın üzerinden atlatıyorum ve alta verdim. Şimdi burayı nasıl yapacağımızı göstereceğim. Evvela 6 tane ilmeğimi örüyorum. Düz olarak. Son 2 ilmeğe gelince arkadaşlar ters örüyorum. Ve bu şekilde bir yeleğin kenar patlarındaki son ilmeklerinizi düzgün bir şekilde çıkarırsınız. Ön tarafa geçtiğimiz zamanda da bu iki ilmeği örmeden alırsanız görmüş olduğunuz gibi böyle düzgün bir kenar elde edersiniz. Şimdi öne geçtim. Beyaz ipimle devam ediyorum örgüme. 6 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi bu ipimizle işimiz bitmişti. Hemen arkadaşlar sıradaki ilmeğimi şişten çıkarıp söküyorum. Bakın iki kere söktüm. Şurada bir beyaz ilmeğim var. Beyaz ilmeğin üzerine renkli ilmeklerimi alarak düz örüyorum. Bir tane araya ilmek örüyorum. Sıradaki ilmeğimi alıyorum. İki kere söküyorum. Beyaz ilmeğin üstüne bu renkli ilmeklerimi de alıp düz örüyorum. Bir tane araya düz. Sıradaki ilmeğimi alıyorum. Söküyorum iki kere. Beyaz ilmeğin üzerine de bu iki ilmeği alıp şu şekilde bakın şöyle. Üçünü beraber örüyorum. Araya bir ilmek. Sıradaki ilmeğimi söküyorum. Bir örüyorum, bir söküyorum. Evet. Aldım bu üç ilmeği. Ördüm. Bir tane düz ilmek. İki ilmeği söküyorum. Ve örüyorum. Bir tane araya düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi söküyorum. Şişimi alıyorum. Bu 3 ilmeği beyazda önde hepsini beraber örüyorum. Bir düz ilmeklerimi söküyorum. İlmeği aldım ve hep beraber örüyorum. Bir düz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilmeklerimizi bir düz örüp bir tane sökerek örüyoruz arkadaşlar. Bakın şurada şöyle bir desenimiz çıkıyor. Çok güzel bir model. Sökmüştük en son ördük. Bir tane ilmeğimi iki kere söktüm. Bakın takıyorum ilmeklerimi.
Üçünü beraber örüyorum. Bir ördüm. Sıradaki ilmeğimi söktüm. Ördüm. Bir tane düz. Sıradaki ilmeğimi söktüm. Üçünü beraber ördüm. Bir tane düz. Sıradaki ilmeğimi söktüm. Ve üçünü beraber ördüm. Bir düz. Üçünü beraber sökerekten sonra söktükten sonra ördüm. Bir düz. Bakın son kez ilmeğimi söküyorum iki kere. Beyaz ilmeği önüne alıyorum. Diğer sökmüş olduğum ilmekleri de arkasına alarak şişime takıp üçünü beraber örüyorum. Bir düz. Son ilmeğim ters arkadaşlar. Ve bu şekilde birinci desen sıramızı kurduk. Şimdi arka tarafa geçiyorum. Son 8 ilmeğe kadar ters örüyorum. Evet. Başladım örmeye. Son 8 ilmeğe kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Bu deseni arkadaşlar beyaz bir yelek örerseniz kalan iplerinizde yine bu ördüğümüz az önceki sırayı farklı renklerde örerek de değerlendirebilirsiniz. Yalnız ipleriniz aynı tür ve aynı kalınlıkta olmalı. Kotonlarla yünlüleri yan yana getirmemeye çalışın. Biri daha gevşek, biri daha sert olacaktır. Şimdi bu arada uyarılarımı yaparken de ilmeklerimi son 8 ilmeğe kadar ters örüyorum. Geldim son 8 ilmeğe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz. Son 2 ilmek ters arkadaşlar. Ön tarafa döndük. Burada daha net gözükecektir. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? 4 sıra ön tarafa düz örgü düşüreceğiz. İlk 2 ilmeğimi aldım. Beyaz ipimde 4 sıra ön tarafa düz örgü düşüreceğim. Yani önden bir sıra düz örüyorum. Göründüğü gibi. Arkaya geçiyorum. Desenli kısım için söylüyorum. Ters örüyorum. Son 8 ilmeği biliyorsunuz nasıl ördüğümüzü. Tekrar ön tarafa geliyorum. Bir sıra daha bu şekilde düz örüyorum. Arka taraftan yine son 8 ilmeğe kadar ters örüyorum. Ve bir mesafe kat ediyorum. Yeni desenimi tekrar kurabilmek için. Şimdi buradaki mesafeyi arkadaşlar dilediğiniz gibi açabilirsiniz. Ben 4 sıra olarak öreceğim. 6 olur, 8 olur. İpinizin durumuna göre hareket edeceğiniz için arzu ettiğiniz sırada bu ara mesafeyi arkadaşlar örün. Hemen 4 sıra örgümü ben düz örerek geliyorum. Evet arkadaşlar 4 sıra düz örgümü ördüm. Şimdi ne yapıyoruz? Renkli ipimizde örgümüzü önden bir sıra düz ve arkadan bir sıra ters çalışacağız. İlk 2 ilmeğimi örmeden aldım. 6 tane ilmeğimi örüyorum. Ve renkli ipimi elime alıp bir sıra önden düz örüyorum yine. Arkadan da ters örüyorum. Son 8 ilmeğe kadar. Daha sonra arkadaşlar tekrar ilmeklerimizi sökerek beyaz ipimizle ilerleyeceğiz. Hemen örgümü yine örüyorum ben. Evet yine ön tarafa geldim. Bakın 2 sıra buraya renkli ipimle düz örgü düşürdüm. Yine beyaz ipimizle ilmeklerimizi sökerek ilerleyeceğiz. Hemen başlayalım. İlk 2 ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğimi ördüm. Hemen sıradaki ilmeğimi söküyorum. Beyaz ilmeğin üzerine 2 ilmeğimi de alıyorum. Örüyorum. Bir düz. 2 ilmeğimi söktüm. Beyazı da önüne alarak hepsini ördüm. Bir düz. İlmeği söktüm. Bakın üçünü beraber alarak örüyorum. Bir düz. Evet arkadaşlar desenimiz bu şekilde. Oldukça kolay ve zevkli ve sonucu da çok güzel, mükemmel bir çalışma. Eğer elinizde böyle ipler varsa çok şıkır şıkır böyle bebek ipleriyle
güzel sonuçlar alırsınız. Burada bir tane düz örmem gerekiyor. Hemen ördüm. Pardon, sökeceğiz. Karıştırmayalım. Bir tane düz söküyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Şimdi ben örgümü sizler için birkaç sıra daha çalışıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, 3 sıra çalıştım. Bu şekilde aralarını açarak veya kapatarak arzu ettiğiniz gibi bu deseni çalışabilirsiniz. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakın çok hoş. Şöyle arka tarafı. Şu yan tarafını da göstermek istiyorum. Bakın ilmeğim çıkmış. Onu düzelteyim hemen. Evet, bakın. Ön tarafı bu şekilde. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda, başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.